Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hayatımı değiştiren 8 kitap hakkında sizinle konuşacağım. Kitaplığım hakkında çok fazla geyik döndürdüler. Ekşi Sözlük'te olsun, YouTube videolarımın altında olsun. Bu çeşitlilikle alakalı. Hem onu biraz açıklığa kavuşturacağım hem de hayatımı değiştiren 8 kitabı size anlatacağım. Benim şu an hayatımda hali hazırda yürüttüğüm 2 tane projem var. İkisinden de para kazanmıyorum. Adisyon arkası notları zaten şu an seyrediyorsunuz. Adisyon arkası notlarda sadece garsonluk yaptığım zamanlar garsonluktan para kazanıyorum. Onu da zaten gezdiğim, gördüğüm yerler için harcıyorum ve para gidiyor. Diğer projem ise yakında çıkacak bir uygulama. Yani 2-3 ay sonra çıkacak. Hatta Startup Weekend'de bu projeyle birinci olduk. Ekip arkadaşımla beraber. Şu anda tahminen 2-3 ay içerisinde Apple Store'larda uygulamayı bulabileceksiniz. Uygulama yine adisyon arkası notlarla da ilgili. Türkiye'ye ve dünyaya yararlı olacağını düşündüğümüz bir proje yaptık. Ve böylesi inandığım İki proje varken kendimi nasıl motive ettiğimi merak ediyorsanız, kendimi nasıl 26 yaşındayken ve hiç para kazanmıyorken kendimi nasıl motive ettiğimi düşünüyorsanız, bunları aslında bu kitaplara borçluyum. Tabii bunun bir de film kısmı var. Hani bir kitap hayat değiştirir mi, film hayat değiştirir mi bilmiyorum ama bu süreçte de çok büyük fayda sağlayacağına eminim. Ve çocukluktan ergenliğe geçişteki o kitap okuma geçişi çok önemli bir geçiştir aslına bakarsanız. Ben bu geçişi Ayşe Kulin'le yaptım. Ayşe Kulin'in kitapları benim için çok önemliydi. Ergenliğe geçişte. Biri bana gelip de şey dediği zaman, ya yeni kitap okumak istiyorum ve daha yeni bir okuyucuyum, okumaya yeni başlıyorum dediği zaman mutlaka Ayşe Kulin'i öneriyorum. Çünkü çok akıcı bir dili var, çok etkileyici bir dili var ve hep senin hikayeni anlatıyor. Yani bu ülke hikayesi anlatıyor ve mutlaka kıyısından köşesinden yaşadığın, duyduğun, babaannenin anlattığı, anneannenin anlattığı bir hikaye anlatıyor sana. O yüzden çok yakın hissediyorsun kendini ve hikaye kurgusu falan çok basit ve çok öğretici oluyor aynı zamanda. Yani bir kurgu okuduğun zaman hissettiğin o şey vardır ya, böyle hiçbir şey öğrenmiyorum ya falan gibi saçma sapan bir düşünce vardır. Bunda yok. Ayşe Kulin'i okurken her zaman bir şeyler öğrendiğinizi de hissediyorsunuz. Tabi deneyimli bir okuyucu olmaya başladıktan sonra biraz vasat kalıyor. Artık Ayşe Kulin'i okumak istemiyorsunuz, dili çok basit geliyor, sıkılıyorsunuz falan oluyorsunuz. Ayşe Kulin Nefes Nefese kitabını almışım elime. Ayşe Kulin'den bir tane kitap okumaya başladıktan sonra geri gideceksiniz kütüphaneye ya da kitapçıya. Bütün kitaplarını alıp okuyacaksınız muhtemelen. Çünkü öyle bir dili var gerçekten. Yeni okumaya başlayanlara mutlaka tavsiye ederim. İkinci kitaba geçersek ya, ikinci kitap Gülse Birsel Gayet Ciddiyim kitabı. Bu kitabı okuduğumda lisede falandım. Gülse Birsel benim ilk kadın idolüm ve o kadar hayran kalmıştım ki, yani bir insan nasıl bu kadar komik olabilirdi? Komik olmak bu kadar havalı bir şey miydi? Bitmiştim gerçekten. Tamamen zaten diğer kitaplarını okumaya başlamıştım ama Gayet Ciddiyim, Hala Ciddiyim, Velev Ki Ciddiyim, neydi onlar? Velev Ki Ciddiyim ve Hala Ciddiyim, evet doğru söylemişim. Diğer iki kitabını da hemen okudum ve ben de komik olacaktım ya. Ben de komik olmak istiyordum ya. O kadar takmıştım komik olmaya kafayı. Böyle insanlar benim için ya çatlak bu kız ya. Nadir espri yaptığım anlarda. İşte benim için şey dedikleri zaman, çatlak bu kız ya, manyak bu kız ya dedikleri zaman o kadar mutlu oluyordum ki anlatamam yani. Benim için çok büyük iltifaklardı bunlar. Birileri benim esprilerimi gülüyor, biri çatlak olarak nitelendiriyorlar. Oha süperdi. Evet komik olacaktım ya. Buna kesin karar vermiştim. Ama tabii komik olmak öyle doktor olacağım gibi bir hedef değil. Öyle olacağım deyince olamıyorsunuz. Ama geliştirilebilir bir şey. Şu an daha iyi olduğumu düşünüyorum. Arasında. Lütfen. Komik olmak istiyorum. Komik olmak için gerçekten çok uğraştım. Yani karikatür dergileri falan okudum ve bir kadının komik olması bence çok karizmatik bir durumdu. Üçüncü kitaba geçiyorum. Üçüncü kitap, ismini okuyamadığım bir yazarın kitabı. Belki tek yabancı yazar şu an söyleyeceklerim arasında. Ben yerli edebiyat çok severim bu arada. Ki çeviri edebiyatın Türkçeyi biraz daha yozlaştırdığını düşünüyorum açıkçası. Tabii kötü bir çeviri edebiyatı sayar. Ki Türkiye'deki çeviri edebiyatı daha yeni yeni oturmaya başlıyor. Her neyse, Wilhelm Reich, nasıl okunuyor soyadı bilmiyorum. Bu adamın kitabı Dilinde Küçük Adam. Her zaman da bu kitaptan örnekler veririm normalde, derin bir konu konuşuyorsak. Ve ben bu kitabı okuduğumda hostestim ve Ankara'da yatıdaydım. Ankara Hilton'daydım hatta, yatıdaydım böyle. En üst tepede böyle bir odada kalıyordum. Ve ya hiçbir kitabın sizi dövdüğünü hissettiğiniz oldu mu? Böyle
tekme tokat size daldığını hissettiğiniz oldu mu? Benim oğlu bu kitap bunu yapıyor gerçekten. Çünkü hayatım boyunca her zaman birilerinin beni keşfetmesini bekledim. Birilerinin benim hayatımı değiştirmesini bekledim. Ben küçükken Taksim'e biri beni görsün de meşhur etsin diye giderdim. Böyle hep etrafıma bakardım falan. Çünkü hep hikayelerde o vardı. İşte hamburger yiyordum, beni keşfettiler. İşte Taksim'de yürüyordum, benim kolumdan tutup televizyona çıkardılar falan tarzı hep hikayelerle büyüdük. Bu çok yanlış aslında. Çok çok yanlış bir hikaye bunlardan bahsedilmesi. İşte tesadüfen oldu. Ben işte hobi olarak başladım. Birden bir sürü oldum falan. Bunlar hep bunları duyarak büyürüz. Bunların insanın hayatını nasıl ettiğini anlatan ve sana böyle dinli küçük adam diye seslenip aslında kendisine sesleniyor yazar burada ve sana da sesleniyor. O kadar ağır, o kadar ağırdı ki söyledikleri, yeter artık yeter vurma bana falan diye böyle kitabı okurken kitabı fırlattığımı elinden biliyorum. Çünkü bütün acı gerçekleri, bütün kaçtıklarını senin yüzüne vuruyor. Ama şöyle bir tezat var. Gerçekten bir toplumun, bir bireyin hayatını değiştirecek ve toplumsal ve bireysel bir devrim başlatacak nitelikte olan bir kitap, bu kitabın yazarı bir intihar sonucu hayatını kaybediyor. Bu kadar ilham verici bir kitabın yazarı için hüzünlü bir son. Dördüncü kitabımızın ismi Hakan Günday As. Bu kitabı böyle bir yerde okudum, bir yerde reklamını gördüm ve işte bir yeraltı, yerli bir yeraltı edebiyatı örneği falan yazıyordu kitap hakkında. Yeraltı edebiyatı diye bir şey hayatımda hiçbir şey duymamışım. Ve çok çekici geldi böyle ismi. Ama bende şöyle bir durum da var, böyle yeraltı edebiyatı falan böyle kitabı okursam uyuşturucuya başlayacağım falan düşünüyorum. Böyle öyle sığ bir kafadayım, öyle korkan da aslında. Sığ demeyeyim mi, çok korkak bir insanımdır. Hani yeraltı edebiyatı kitabı okuyacağım ama kötü yola düşeceğim, yok uyuşturucu kullanacağım falan diye de korkuyorum yani kitaptan. Bu kadar şaşırdığım, bu kadar ürktüğüm ve bu kadar bağlandığım bir kitap hayatımda hiç hatırlamıyorum. Ve böyle kitap bittiğinde artık, kitap bittiğinde böyle kitabı eline atmıştım yani. Ve kurtulmak için böyle lanetinden ya da bilmiyorum. Çok enteresan bir konusu var gerçekten. Tabii dediğim gibi yeraltı edebiyatı okumaya başladıkça ve daha da böyle bu konuda daha uzman bir okuyucu oldukça sıkıntılarını ve sorunlarını fark ediyorsunuz ama hiçbir şey bu kitabın iyi bir kitap olduğunun ya da Hakan Günday'ın iyi bir yazar olduğunun gerçeğini değiştirmiyor bence. Ve tabii bu adamın da bu arada çok altı çizilecek cümleleri vardır ve çok iyi tespitleri vardır. Doğru tespitlerdir demiyorum ama etkileyici tespitlerdir. Oha ben niye hiç bu açıdan düşünmemişim lan dersin kitabı okurken. Çok enteresan bilgiler de verir kitabın içerisinde. Mesela bak bir tanesi 1874 yılında Elder Wright adlı kimyager ağrı kesici bir ilacın peşinde koşarken morfine karıştırdığı çeşitli asitlerle eroini icat etmiş. Uyuşturucudan çok fazlasıyla beslenir romanları. Dediğim gibi Hakan Günday kitapları benim hayatımda yeraltı edebiyatı dünyasını başlattı ve hayatımın aslında fuck off dönemini başlattı. Gerçekten siktir et, boş ver ya da böyle hayran olduğun adamların aslında çok büyük zaafları olduğunu fark etmen, kimseyi gözünde büyütmen, kimseye hayran olman, hayranlık duygusunun aslında tamamen büyük bir pazarlama politikası olduğunun falan filan. Bütün aslında gerçeklerin tak 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 yıkılmasına sebep olan bir dünya yeraltı edebiyatı dünyası. Aslında iyi de bir dünya. Çünkü artık hiç kimseyle konuşurken ürkmüyorsun, korkmuyorsun ve sen kimsin ya? Onunla sokuyor seni birazcık da. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz de hayatınızı değiştirdiğini düşündüğünüz kitapları alta yazabilirsiniz yorum olarak. Bu arada çok fazla tavsiye kitabı çok okurum. Hani böyle birilerine bir şey tavsiye eder veya onlarla havaya gider. Benim için öyle değildir. Benim için tavsiye edilen kitap, tavsiye edilen film mutlaka izlenmeli ve mutlaka okunmalıdır. Çok merak ederim çünkü sen onu tavsiye edecek kadar etkilendiysen mutlaka bir şey vardır altında ve içinde. Onu merak ederim. Neden bu kadar etkilendiğini merak ederim. Senin ya da ben kendime ne bulabileceğim bunu merak ederim. O yüzden siz de hayatınızı değiştiren kitapları yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız tekrar çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.